Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala bu İmam-ı Muhasibi'nin eserlerinden bizlerge menfaat versin. Sözlerini bizlerge em kılsın. Ötken sefer niyet hakkında sözler tutatken edik. Niyetini teftiş kıl. Va'di fil irade degene, irade yani isteyken nesiniz? İsteginiz. İstegin nümeliğine hem bilgin. Yani adam amel kılıyken payetizde, bir iş kılıyken payetizde nüme istek bilen kılıyekeniz bir işiniz gerek. Nüme için bir iş gerek. Na doğru olsa doğrulaş için. Nafi'a ibn-i Cübeyr'e bir kişi yürüyün cenazeye bakıp geleli dedi. Yürüyün cenazeye bakıp geleli. Bir cenaze var. Neyse toktap dur dediler de biraz toktap ken yürüdü çıktı. Ne gibi bunu dekildiniz dediğinde niyetimi doğrulamalı diyerek. Cenaze yürüyün ise kim eken de kötü olma gel. Toktap yani iradeni anıgılaydı. Ben neme uçun cenazeye ketekten. Cenazeye ketişimde gel yani iradem, istekim neme. Ana adam yürüyün barıp gelin diyene mi? Öz mesela palancı ölgen, Kerimcan. Cenazesiye barmak istemez mi benim soru? Peki bu yürüyün diyene çünkü eti yapmam mı? Yürüyün diyene çünkü eti yapken bulsam, onda niyetim doğru bulmayı da acil bulmayı. Yani ki, bana mesela Kur'an okuşurken bir kişi oturdu. Neme için oturup Kur'an okup? Qarib olup Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelamını yadılıp Allah'a yakın kişi bulmak için mi? Yani ki onu isteyken neresi dedesini zuhumudan kurtuluş mu? Dedesini basımından mesela. Yani ki palancını basımından kurtuluş mu? İrade, o hem irade. Bir kişi mevzede oturdu, mikrofonunu aldı. Nemeni isteyip mikrofonunu aldı. İçilerimi isteyip. Özünü kurtulmak için mi? Yani ki kim gelir, belki bir maksimum. Peki kim midir mesela dilik babla koy maksimum. Neme o mikrofonla alıştan irade kılıyken nersesini neme, şunu tahallil kılış gerek. Daim, hemen nersesini insan uzun kalbini tahallil kılış gerek. Kaysi bir amel ki Allah için bu mesela içiden buluyken Türkiye Allah subhanahu ve ta'ala'nın muhabbeti Allah'a bendelik duygusundan keyip çıkması o şey amelini tohtatış gerek. Toxtatıp niyeti doğrula. Türkiye eğer Allah subhanahu ve ta'ala'nın razılığı bugün takdirde, razılığını isteş bugün takdirde ne kılış gerek? Yani niyette adam yasalmaydı. Bu hazır, Nafi ibn-i Cübeyr'de yani işte bir kalbini hazırlaş. Ve niyetini hazırlaş. Bunda kişi özünün kalbini hassas adam sezer. Lakin köpünce Allah için kılı yapmanı ya ki yakşı niyeti kılı yapmanı değilsiniz. Lakin niyetiniz Allah'tan başka buluşu mümkün. Onu özünüz teftiş kılın alışı müşeriz. Çünkü fefhasin niye diyekkeni şu. Niyetini teftiş kıl. Nemeni isteyekkenini top. Çünkü taklidden adamlarca yaşayıp yayın ki nemeden dur kaçış için yayın ki insanlardan birine bağlanan halette irade istekigen bu mes. Yani bu biz her bir amelimizde bizge kerek bulur. Neme ucu için de kılış gereği desem çünkü ceza mükafat niyet yakala bulur. Dediler de ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı ameller niyetler bilen niyetlerge bağlıktır. Her kimge niyet kılgeni bulur diyen sözlerini getirdiler. Yusuf ibn Asbat ettiler ki niyetine onu buzucu nerselerden taze saklaş amel kılucu adam için sürümkeli mihnet ve meşakkatten köre asarrak. Daimi iştihat kılıp, daimi amel kılıçtan köre niyeti doğrulası kıyırrak. Eşeddu yani kıyırrak. Yani mesela etmenden keşke çok Kur'an okuyup size. O da kıyın iş. Daim her gün nefil okuyup siz. Kıyın iş. Cendesiz. Kıyın iş. Lakin bunlardan köre bunlardan hem niyetini bozucu nerselerden tozalap, saf, hakiki Allah için bu yan niyetki aylantırız. Hemesinden kıyın.
Sufyan-ı Savriye etken ekerler ki, niyetten göre kıyınrak bir derseni görmedim. Becerişte niyetten göre kıyın derseni görmedim diye. Ne için kıyın? Allah subhanahu ve ta'ala için halis kilitli varış kıyın. Bu buradaki niyetten murat, peşinli perzini turda kaydı niye kılışmaz. Belki bu yerde niyetten murat kast, sizi içinizdeki kast. Sizge türkü verirken nerse küç. Bunu yasalmayasız. Bunu doğrulaş için kişide asli niyetini tübüde kişinin düşünceleri, istekleri, hakışları oldu. O şu nesneler doğrulanışları. Allah ki karatılsa dünya matası gelmez. Şimdi yine kişinin niyeti ki doğru olup çıkıyor. Şimdi edip tüketliler de hadis-i şerif ne ettiler? Hadis-i şerif ne? Vakıyası Ummu Kays hikayesi değil. Ummu Kays degen bir Müslüme ayol bereket. Mekke-i Mükerreme'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabiyelerinden. Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret kılıçtı. Mallarını, canlarını, dinlerini sağlam saklaştı. Ummu Kays'ke bir kişi Mekkeli bir adam cüda aşık iken, cüda bir yaş görürken. Peki o zaman müşrik iken, Müslüman bu mu iken? Hicret Müslümanlarına farz oldu, Müslümanlar ketti. O Ummu Kays'ke savcı bulup, ben tek kim, ben seni arayayım. Seni öte yaş göremem deyip durdu. Ayol etti ki, yok sen Müslüman mezsen, Müslüme ayol gel. Müslüman bulmadan erkekke türmüşke çıkışı caiz mez. Hala verirse hicret farz oldu bizge. Deyip ki, onu mezsen ketti. Kim, elge aşık, Ummu Kays'ın arkasından hicret, uyan hicret kılıp bağlı Medine'ye buna var. Müslümanlar bugün bunlar elbette yine. Çünkü şart şükür. Lakin hicretten maksat dinini alıp kaçış, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı emirlerini becerisinmez, hicret doğrusu diye. Yok ki Allah'ın emrini. Ummu Kays'ki erişiş. Ummu Kays için var. Beytin Mekke'de Medine'ye barış en çekette iş bugün. Hicret kılıp vardı, köçüp vardı. Şimdi sahabelerde sabah doğuldu ki, iyi, biz bana Allah ve Resulü deyip hicret kıldık. Uyada yakınlarımızı taşıp yurga çıktık. Mal canım, mal halımızı yem taşıp çıktık, yücelerimizi yem mesela. Özge yurtta buna kıyınçiliği bilen hazır yaşayabimiz. Bizge Allah-u Teala hicretke öte kette vaadeler kıyın. Ellezine amenu ve haceru ve cahedu. Hicret kıyınlarge öte kette acrilerini vaade kıyın. Şimdi Ummu Kays'ın aşkı biz kelgen narsa uchun kelgani yo'q. Lekin u ham xuddi bizda ham mashaqqat chekib o'tir, bizni yo'limiz bosib ketdi. Xuddi biz bilan bir xil zohirdan qarasa, Ummu Qaysning orqasidan kelgan odam bilan Hazrati Bilolning yoki Hazrati Abu Bakr Siddiqning farqi yo'q. Kelasi ham Makka mukarramadan ahllarini tashlab, uy joyini tashlab hijrat qildi. Suratda farqi yo'q. Amalda farqi yo'q. Mehnatda ham farqi yo'q. Ikkalasi ham bir xil mehnat og'irlik chekkan. Savol tug'ildiki, İyi şu Ummu Kays'ın aşkıya mendi biz bilen teyze sohbet oladın. Uyan muhacirlerde ki makam oladın. Diye sorul da oldu. Şöyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a yetişken peyti de o kişi bana şu hadisini ettiler. İnnemel amelu bil niyet. Ameller niyetlerine bağlı. Halas. Dediler de kendi devamında ve innemel likulli imri immane ve her kim bir niyet kılgene böyle. Dip durup ki tefsilatını ettiler. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ Kimliki hicreti Allah ve Resulü'ye karatılgen bulsa, onun hicreti Allah ve Resulü'yedir. Yani Allah Ta'ala ve Resulü tamamen o köşe götürdü, hicret etti. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يُنْيَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ Yani kimi ki bir dünyadan bir nerseye erişemen, matage ya ki bir baylikke erişemen de hicret kıyam olsa. Ya ki biraz bir ayalge erişemen de hicret kıyam olsa. Onun hicreti ozi hicret kılgen nerseye karatılgen olur. Ummu Kays'ın aşığının hicreti Ummu Kays'ke karab onu işgide kılgen hicret alasın. O Allah Ta'ala yolunda kılgen hicretin sevabını ameydi yani. Gördünüz mü ki niyetin tasarını
o'sha Abu Bakr Siddiq bilan bir xil yo'l bosib, bir xil qiyinchilik bilan borgan. Lekin erishgan narsasi u muqayis bo'ladi. Ammo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning erishgan narsasi jannatning oliy martabasi bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu bizga niyatni doim to'g'rilab borishni o'qitiladi shu hadislar. Shuning uchun Qur'on ulamolar islomni 4-dan biri deyishgan ba'zilar. Bu hadisni. Keyingisi والزم تقوى الله فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمن الناس بوائقه إلزم دائم تتكين ديگن إلزم تقوى الله دائمي الله سبحانه وتعالى تقوى ده بوي بر جوشب اتكن دمس بر موزه يشتكن دمس يكي بر أحيان دمس يكي بر دملن يكي تقوى الله دمي كرن دمس دائمي İlzem, lazım tuttuken seni ne acilemezsin diye. Takvadan acilemeyin. Takva ne mi? Takva lügatte özünde bir vasıta arkayı saklaş. Mesela yağmur ayarken olsa siz soyaban tutsanız takva bulun. Bir vesile bilen bir an nesleden uzun tutsun. Şeriat-ı istilahı da Allah subhanahu ve ta'ala razum ediyen nesleden uzun tutsun. Bu bilen işte uzunu ahiretini saklaydı. Ahirette azab yiyişten, Allah'ın kuvveti yakalıştan uzunu saklaydı. Takva şu. İl takvanı, ilzem takva Allah. Allah'dan, Allah'a takvanı özünde lazım. Allah'a takvanı mı? Allah subhanahu ve ta'ala'dan korkuş, Allah'ın azabından, gazabından uzunu esreş. Allah ta'ala'nın gazabı güçlü etkilerin nesleden uzunu sözden hem işten hem saklaş. Bana şu takva var. Allah'ın takvası diyelim. Keyin mana shu nima uchun doim taqvoli bo'lish kerak degan savolga javob beryaptilar hadis sharif bilan muallif. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon kim desa musulmon qo'lidan va tilidan musulmonlar aziyat chekmaydigan odam. Musulmonlar uning qo'lidan va tilidan salomatda bo'lgan odam. Salomatda bo'lgan, omonda bo'lgan odam. Ya'ni u odamni u odamdan hech kimga kaltak yetmaydi bekardan bekar. Shunchaki g'ibat birovga yetmaydi. Birovni so'kmaydi, haqorat qilmaydi. Chunki so'kish haqorat qilish va hokazolar bu tilni aziyatlari. Urush, kaltaklash va hokazolar qo'ldan yetadigan aziyatlar. Shulardan u kishi pok bo'ladi. Musulmonlar uni kaltagidan va gap so'zidan salomat bo'ladilar. Qo'lidan deganda faqat urushmas, balki qo'ldan murod kuch. Masalan, siz bir kishini ustidan yozib bir jarimaga yoki bir qamatishga olib borgan bo'lsangiz, u sizni tilingizdan omon bo'lmadimi yoki qo'lingizdan omon bo'lmadimi? Qo'lingizdan omon bo'lmadi, chunki qo'lingizda yani quvvat bilan aziyat yetkazyapsiz unga. Tilingizdan deb e'tibor qilish ham mumkin, chunki siz yozib bergansiz, aytgansiz, shu odam falon ishni qildi deb. Bu adam kamil Müslüman olmuyordu. Çünkü dedi ki Müslüman adam, Müslümanlar onu aziyetinden halı bugün kişidir diye başlar. Bu yerde müşakele deyip koyar. Yani birbirine yakın sözlerini işletir. Müslim o zinme diyen. El Müslim diye Müslim. Müslim Allah subhanahu ve ta'ala'ya tola buysun diyen. İslam'ıma Allah ta'ala'ya tola buysun iş. Şu kadar ki İtiraz içinizde hem kalması gerek. Azalarınız boyusunsa bu İslam diyemiz. Kalbiniz, bunu ibadet diyemiz. Kalbiniz boyusunsa, kalbinizde hem itiraz kalması, onu ubudiyet diyemiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir de nüktege olgu belirttiler. Kişiler İslam diyende, fakat Allah bilen böyle diyen, yani doğrudan doğru Allah Ta'ala'ya sığınıştan ibaret buyan, namaz, niyaz, şun yok, şigen derselerini yine İslam'da böyle bir kalışlara ihtimalini kırk yaptılar. Müslüman oylemen ki fakat namaz okuyan başka kıyan. Yok, Müslüman hakiki Müslüman. Müslümanlar onun kolundan, hani teleden amanda böyle diyen kişiler. Kolundan degeni kuvvetiden. Mesela siz buraya falançını uğrayımlar dediniz. Sizi itaat kıladığında bari bunu uğurdu. Siz onu kuvvet bilen mecburladınız. Özgü itaat kıladığında.
Şunda bu sizi kolizden aziyet yedi mi? Dilinizden mi? Siz yapıyorsunuz. Falan şunu vur diyor. Bu vur yaptı. O adam kolinizden aziyet gördü mü? Dilinizden mi? Eğer siz buyruk belgen adam sizi kuvvetinizde tasarıda varıp vursa kolinizden azar yiyen. Fakat sözünüzü özden eğer eşit durup la siz onu onge kuvvet ötküzmesinden durup barı uğradıken bulsa onda telinizden azar yiyen bulur. Yine telinizden azar yiyen buladı. Buranı sökseniz. Buranı hakaret kısseniz. Buranı kemsizseniz. Üstünden külseniz. Bunlar hemisi haram kılınken nasıl? Müslümanca, mumunca aziyet veriş haram bulur. Müslüman kim? Koludan, tılıdan Müslümanlar amanda buluyor. Yani bu için Müslümanlar amanda buluyor dediler. Çünkü hitap kılına yetken kişiler Müslümanlardı. Olan atropatikler de Müslüman. Şunun için Müslümanlar aziyet çekmeye diyen, Müslümanlar salamat buluyor diyen dediler. O yüzden aslında umumen insanlar demektiler. Fakat cemiyette asasen Müslümanlar buluyor için şunlardaki vurgu belirgenler. Aslında mutlak umumi gibi Müslüman kişiden hiç kanaka ne canzat ne cemaat hem belki azar yemeyin. Millisanihi ve yedihi deyip ağzının tilini kim kolda ettiler. Çünkü adam koludan köre köprak tili buna azar verir. Sökü varadı, hakaret kıvaradı, gıybet kıvaradı, yamallab kıvaradı. Bana bu köp sadır buradı, uruş kem sadır buradı. Bana az şöyde oturgenler, özünden sorup göreyim. Neç kişi bile vuruşken izi? 40 kakir önce. Mesela. Ya ki 25 kakir önce. O tek kemciliği bile vuruşken bulasın kolizden. Ama kılınızdan ağızlar yegenlerini sana göreyim. Ancak yine buladı. Köp buladı. Çünkü tır suyaksız tez kımırlıydı. Ve bunu öz emelini becerişi alsan. Şunun için kişi bunu köp işletirdi de neticede günahı batı kalır. Müslüman, el-Muslimu'daki el, lam-ı kemal, yani kamil Müslüman degen mananı bildirir. Ondan başka adam kamil Müslüman olmaz. Koludan bırakı azariyeti yaptı mı? Tırıdan bırakı azariyeti yaptı mı? O adam kamil Müslüman olmaz. Keçesi yük gündüzü namaz okusaya. Ve Resul-i Ekrem aleyhisselam dinine fakat şu namaz, ruzaki okuşuyan amellerde böyle mi? Belki muamelenizde hem körünüp din. El-Muslim, Muslim İslam'dan alınıyor özellikle. İslam bir kirgen diyen. Yani Allah Ta'ala, İslam olsa Allah Ta'ala'ya teslim buluş, tuğla. Allah Ta'ala'ya teslim bugün diye meramdır, Muslim. Yani şu Muslim'in kamili, tilden ve koludan başkalar azar yemeydi, başkalar salamette bulur. Salamette bulur diyen, afiyette bulur, amanda bulur diyen. Bu diyen, o adamın tilden, gözden, koludan buraya azar etmeyin. Şimdi fakat Müslümanlar gidip etmediler. Görünüşüde Müslümanlar gidip yaptılar. Lakin aslında maksatları olmaz. Cemiyet Müslüman bakan için ne diyorlar? Özü aslı mezmun bütün insanlar bekardan, nahaktan azar görmeydi o şu adam. وَالْمُؤْمِنُوا مَنْ اَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ Mümin kim dese mümin yamanligiden ve aziyetiden müminler ya ki adamlar men eminen nesu adamlar adamlar eminde hatırcamlikte bugün İslam derecesinden iman derecesi küçüklüğü bugün için bu yerdeki ikinci cümledeki vasf aldıngısından küçüklüğü aldıngısından Müslümanlar amanda bugün dediler salamat kuken diye. O degenle sizden mesela havatır alışı mümkün, bu adam vurup koyar mıyken, bu adam bana azar veren mıyken degen hatar buluşu mümkün kişide. Lekin sizden hatar yetmez degen mümkün. Şimdi siz men selimel muslimuna götüşeceğiz. Müslümanlar sizden azar yemedi. Ama vel mu'minu men eminen nasu bevayiqahu degen adamlar, hakiki mumun adamlar onun yamanligiden amanda bugün kişidir. Salamat koyamaz. Salamat kalırsan hatta amanda buluyor. Yani bir kişinin vurup koyuşundan mesela korkas. Doğru mu? Sizin vuruşundan korkas. Ama vurmadı. Siz salamat kaldınız. Onu korudan azar yiyişten, tırıdan azar yiyişten.
Ama siz de o adamın siz kelteleşe ihtimali doğuldu mu? Yani şunun tahmini doğuldu mu? Demek siz amanmazsınız o adamla. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُمْ بَوَائِقَانِ كُبْلِكَ Yani yamanlıgiden bir ziyanlıdan müminler eminde bugün kişidir. Yani amanda bugün. Bu yerde İslam bilen ben selimedeki selimenin iman bilen mümin bilen iman ve emin kelimelerini bitti o zeydine alıp işletiş var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın belagatlarından bu. Mümin, kim mümin dese, adamlar azar verip koyuşundan onun. Azar verip koyuşundan adamla hatırlayacağım bunu. Yani mesela dedi ki, bu adam zulüm kumiyeti bırakıyor. İşkili yaptı şeri gibi. Bu adam beni aldım gitmeyi de hatırlayacağım bunu. Mümünler. Yani ki bir savda kılı yaptı. Buradan aldı sattı kılı yaptı. Adam koymam mı kendi havatır düşmeyiz. Mesela siz savda kılı yaptınız. Alırken hardalınız taraz diye incik kara yaptı. Polis üstüne yaptı kaytıp kaytıp. Adam koymadım ki, o koymadım ki, o çocuk koymadım ki diye. Köprü alır, adam koymadım ki diye düşünce öğretti. Adam koymadım, koymadım ki adam yaptı mı ki diye düşünce kılı yaptınız sakızda. Bu diye siz de aziyetinizden azarınızdan hatır cemmez o şu adam diye. Bu adam sizde azarınızdan emin bulan adamdır. Eğer mumunlar şu halette olsa onlar mumun bulmuyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu yerde bir tane manaki olgu veriyetler. Müslümançilik degende, İslam degende sizler namaz niyazını, ruza, zekatı şunun kamerine fakat ya ki kamul Müslümanlik taratı zor kılıp, kiyimi cirali kiyip serpanı zor kiyip tasmini uçlayıp yürgenden hasıl olaydı diye oylamayalar. Yani ki kamul Müslümançilik sizler sünnet diye oylayırken suretteki bazı bir ameller bilen hasıl olaydı diye oylamayalar. Kamul Müslümanlık her insan kılış yani ki toyunu bir tılavatlar bilen utkazışını uzdan diye oylamayalar. Bunlar hemen yakşı ameller. Hemen de İslam'ı amelleri aks etken. Ama kamul Müslüman kaçan görünür. Kaydan bilesin kamul Müslüman. Kaçan ki onu tiliden, kolüden bırakı azar yetmese, adamlar onu kolüden, tiliden selamet bulsa şu kamul Müslüman. El Muslimu degi, el Lam, Lam-ı Kemal değil. Kamul Müslüman degen. Yani hakiki Müslüman degen. Hakiki Müslüman, hakiki Müslüman kim dese tiliden ve kolüden Müslümanlar selamet bulgen. Yani küç bilen, yani ki söz bilen kişilerge, Müslümanlarge azar vermedi yanında. Buranı söktünüz mü? Demek siz kamul Müslümanmazsınız. Buranı gıybet kılıyapsın mı? Demek kamul Müslümanmazsınız. Buranı uğrayapsın mı? Demek kamul Müslümanmazsınız. Hakiki Müslümanmazsınız. Çakımçılık kılıyapsın mı? Demek hakiki Müslümanmazsınız. Buranın üstünden yaz yapsın mı? İçiniz küyüp hakiki Müslüman olmazsınız. Müslümançılık davasını hemen kılıyor. Lakin kamul Müslümanlık şu oranda görünür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste kişilerin düşüncelerini doğrulup koyabilirler ki din degende fakat malum ibadetlerini düşünmeyler. İslam degende malum amellerini yine düşünmeyler. Pazlarını. Ya ki İslam degende malum suretlerini düşünmenler. Belki İslam bu ahlaktır demekçiler. İslam bu adamiliktir demekçiler. Hakiki Müslüman ondan birer kişiye azar yetme, haksız azar yetme diyen kişiler. İnternette oturup yazı yapsız, gepleşi yapsız. Mesela izahla kaldır yapsız. Ey çele savaş, ey palancı, ey pistancı, ey sen ona kasan, buna kasan. Bir daha açsan, usan, busan diye vuruşlar böyle yaptı mı? O işte sözlerini yazıyorkenlerini bir ortası hakiki Müslüman olmaz. Belki bazıları umuma Müslüman olmaz. Allah Resulü'nün tırgalıya ait uğradı. Müslüman olmaz. Hususen ağzı şarak haddan tecavüz kıldı diyenleri kamil Müslüman olur muydu? Hüccet bulsa hüccet getirsin.
Dalil bo'lsa dalil keltirsin, bahs qilsin marhamat. Lekin ozor berish bilan emas. Balki haqni isbotlash bilan bo'lsin. Mu'min chi mu'min. Mu'min musulmondan ham baland ekan. Uni yomonligidan, zararidan, aziyatidan mu'minlar omonda bo'ladi. Birinchisida musulmonda salomat qoladi. Ammo mu'mindan omonda bo'ladi. U degan qanaqa? Masalan, men bilan bir kishi ish qilyapti, savdo qilyapti. Savdomiz tugadi, u mendan ozor yemadi, uni haqini yemadim men. Haqini joyida ado qildim. Ammo qo'rqib turibdi. Shu odam ko'rinishidan sal nimaga o'xshaydi, aldab qo'yarmikin? Palonchi pistonchilar bilan ish qilganda o'xshamagan ekan, aldab qo'yarmikin degan xavf bor mendan. Yo'inki men bilan bahsga kirishyapti. Bahsga kirishmoqchi, bahs qilardimu bu odam meni keyin haqorat qilib dilimga azor beradi deb meni azor mendan azor yetishidan o'zini omonda his qilmayapti. Men haqiqiy mo'min emasman. Agar shunday bo'lsa. Biroq bilan ish qilyapman, sherigim mendan omonda emas, xotirjam emas. Men aldab qo'yishimdan qo'rqyapti. Yoki xiyonat qilib qo'yishimdan qo'rqyapti. Yoki bir qanaqadir aylanma ish qilishimdan qo'rqyaptimi? Demak, men haqiqiy mo'min emasman. Bir kishi yarim kishi qo'rqishi mumkin, u odam o'zi yomon gumon qilishidan. O'zini yomon gumonidan, noto'g'ri fikrdan. Lekin ko'pchilik shunday qo'rqadigan bo'lsa, unda men mo'min emasman haqiqiy. Tushunarlimi? Bu kishilar omonda bo'ladigan darajada bu odamdan ozor yetmaydi. Bu odamga sen bemalol muomala qilishing mumkin bu odam bilan. Bu odamdan senga bir aziyat, ozor yetmaydi deb xotirjam bo'lmagunlaricha sizdan kishilar siz haqiqiy mo'min bo'la olmaysiz. Sizga shu qadar ishonib xotirjam bo'lishmaguncha siz mo'min bo'la olmaysiz. Ana iymon qayerda? Ana islom qayerda? Ana islom nima yu din nima? Rasul akram alayhissalotu vasallam kishilar ko'pincha iymon islom deganda faqat shu namoz o'qish, zakot berish shunga o'xshagan narsalarnigina tushunib qolishlari yoki shakl surat bilan avval o'qib qolishlarini oldini olib bu gapni aytib qo'yganlar. Ammo afsuski bu gapni o'qib aytib turib bir chekiga qo'yib yana o'sha Rasul akram alayhissalotu vasallam bo'lishini istamagan holatga tushib qolishadi. Shuning uchun biz haqiqiy musulmon, haqiqiy mu'min bo'lolmaganimiz uchun yetakchi bo'lolmaymiz. Qarz oladi, cho'zib yuradi, bermaydi. Birovni ancha muncha haqqi qolib ketadi, ishi yo'q, yeb ketaveradi. Bobodo bahs qilmoqchi bo'lsangiz, dalil keltirish o'rniga sen kim bo'lsan, sen ham tort gapiradigan bo'ldingmi, sen usan, busan deb azob berishga o'tadi. Haqoratga o'tadi. Bu odamlar iymon va islomdan uzoq odamlar. Suratda islom bor. Ko'rinishda mu'min musulmon, ammo asli islomning, iymonning haqiqatidan begona odamlar, uzoq odamlar. Iymoni bo'ladi, islom bo'ladi qaysidir qadar. Ammo haqiqiy va komil suratda bo'lmaydi. Yana bu yerda Rasul akram alayhissalotu vasallam bu so'zlaridan shuni ham tushunamizki, kishi mana shu sifatda boshqalar uning azoridan salomat bo'lishi, uning yomonligidan omonda bo'lishi sifatlarida qanchalar kamolga yetsa, uning iymoni va islomi shuncha kamolga yetgan. Yana bu yerda kishilar omonda bo'ladilar, salomat bo'ladilar deyayotganlaridan nima tushuniladi? Mutlaqo azor bermaydi degani tushuniladi. Kishilarga azor berib yurmaydi desalar ham holat bo'lishi mumkin ediki, shu qadar ancha muncha azor berib qo'ysa ham tilidan chiqib ketib qolsa, gapirib yuborsa, bir narsa qilib yuborsa, u odamda komil musulmonlik turishi mumkin shunda. Yo'q. Kishilar omonda bo'ladi, kishilar undan salomat bo'ladi deganlar mutlaqo u odamdan bunday aziyat sodir bo'lmaydi degan. Komil musulmondan. Nima uchun? Chunki Alloh subhanahu va taolo uni kishilarni islomga, iymonga buyurganda Allohning amrlari orasida, Allohning amrlari orasida. Bandalarga azob berma. Yuzingni burma.
yolg'on gapirma, birovni haqqini yema deganga o'xshagan buyruqlar bor. O'shalar ham islomdan. Faqat namoz o'qi, zakot ber degani islom bo'lib, u islomdan tashqari ixtiyoriy narsalar emas, ular ham vojib. Siz to g'ibatdan tiyilmaguncha, odamlarni azoridan tiyilmaguncha Allohga itoat qilayotgan bo'la olmaysiz. Chunki Alloh azob bermaydigan. La yaskhar qawmun min qawm, bir qavm bir to'da odam boshqa odamlarning ustidan kulmasin degan. Birovni ustidan masxara qilyapsizmi? Allohga itoat qilmayapsiz. Va la yaghtab ba'dukum ba'da, bir-biringizni g'ibat qilmang degan. Qilyapsizmi? Allohga itoat qilmayapsiz. Va la tajassasu, josuslik qilmang degan. Qilyapsizmi? Allohga osiy bo'lyapsiz. Siz musulmon bo'la olmaysiz, iloji yo'q. Haqiqiy musulmon bo'lish uchun Alloh taoloning o'zini haqlari ustida aytgan amrlariga ham, bandalarining haqqi to'g'risida aytgan amrlariga ham itoat qilishingiz kerak. Shundagina keyin Allohga taslim bo'lgan bo'lasiz. Endi nima uchun aynan musulmon salomat bo'lgan kishidir dedilar? Bu yerda mushokala ham bor, ya'ni islom salomat musulmon degan so'zlarni shakldoshligi va bir o'zakdan silimdan olingani bor. Tinchlik, omonlik ma'nosida. Lekin nimaga aynan shuni aytayaptilar? Shuni masalan al-muslimu man solla salavatil khams desalar bo'lar. Haqiqiy musulmon 5 vaqt namoz o'qiydigan desalar bo'lar. Albatta u ham to'g'ri bo'lar. Lekin nimaga bu yerda komil musulmon sifatiga boshqalarga azob bermaslikni shart qilib qo'ydilar? Nima uchun desa, kishilar ko'pincha gunohlari Alloh subhanahu va taoloning amrlaridan chiqib qolishlari bir-birlari bilan bo'lgan muomalada bo'ladi. Ko'p. Undan izdan o'zini tasarruf qilish qiyin bo'ladi. Albatta Alloh bilan bo'ladigan muomalada ham bor. Bandalar bilan bo'ladigan muomalada ko'proq bo'ladi. Ana shundaki Allohga itoat qila oladimi? Bandalar bilan bo'lgan munosabatlaridaki Allohga itoat qila oladimi? Alloh subhanahu va taoloning o'zi bilan bo'lgan aloqada albatta itoat qiladi. Bomdodga uyg'onish birov sizni hep palonaqa deb so'kkan paytida javob qaytarmaslikdan oson. Birov sizni molingizni yegan paytida sabr qilish ro'zada sabr qilishdan ko'ra qiyin. Tushundingizmi? Birovga xayr sadaqa qilish birov sizga aziyat bergan paytda yoki sizga bir haqorat qilib sizni kamsitgan paytda yoki sizni g'ibat qilgan paytida o'shani o'tin qovorishdan oson. Birovni o'tin qovorish qiyin narsa. O'ta qiyin narsa. O'sha qiyin ishlardaki nafsini yengib Allohga itoat qildimi? Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan muomalasida itoat qilishani. O'shuning uchun komil musulmon shunday bo'ladi. Komil musulmonning alomatini nima uchun axloqqa bog'ladilar? Nima uchun musulmon odamlar bilan munosabatga bog'ladilar? Chunki odamlar bilan bo'lgan munosabatda samimiy va beozor va haq haqiqiy mu'min, haqparvar musulmon bo'lish yoki haqiqiy musulmon bo'lish qiyin bo'lgan. Azor berish deganda faqat to'g'ridan to'g'ri bo'lish shart emas. Kishi bevosita ham azor berishi mumkin. Ummu Salama radhiyallohu anha aytadilarki, uyimizga bir qo'y bostirib kirib qoldi. Uylar kichkina kichkina bo'lgan. Rasulullohning uylari, ahllarining uylari o'ta kichkina bo'lgan. Mana shu bizda hozir bir deylik, bilmadim 2 ga 2, 2 ga 3 xonalar bor-ku, yoki 3 ga 4. 3 ga 4 xonalar masalan. O'sha xonalar bo'lgan, o'shunga o'xshagan. Kichkina bitta xona bo'lgan. Qo'y bostirib kirib qolibdi o'sha. Uyga. Eshiklar ham bunaqa qattiq yopilgan emas. Odatda parda to'silgan bo'lgan yoki yengil bir to'siq qo'yilgan bo'lgan xolos. Shunda men uni u kelib dedilar, xamirni mana sen yeyishni boshladi, men uni turtdim dedilar. Turtdim, shunda Rasululloh azob bermagin dedilar. Hatto hayvonga azob berishdan ham so'radi. Inson yotib tursin. Taqiyuddin subki aytadilarki, imom subki, uyimizdan chiqib, hovlidan chiqib darvozani oldiga kelsam bir it vakillab kelib qoldi. Va 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 qilib. Kelib qoluvdi. Haliyinga qarab, "Ya kalb ibn kalb ixsa" dedim.
İhsa ya kelb ibn kelb. Ey iti balası it, önünü uçur dedi. Şunda atam kattık menge popusa kılıp bu sözden kaytardılar. Şunda ey dede, ben yaman gap etmedim. İtni balası itke, itni balası it de hitap kıldım. Ahir bu itni balası itmez mi bu? Doğru dediler. Ama sen itni balası it de etsen şunca ki doğru ama hakaret mi? Yüzesinden peski vurup aytadigan bo'lsak, u joiz emas dedi. İnsonni it deyishmas. Rostdan it bo'lgan itning bolasi bo'lgan itni ey sen itning bolasi it deyish ham agar uni bir haqorat qilish ohangida bo'lsa joiz emas dedi. Hazihi fa'ila deb qo'ydim dedi. Mana bu bitta foyda bo'ldi. Mana bunday go'zal bo'ladi musulmon kishi. Xo'p, bo'lmasam kaltayib yuraversinmi degan savol tug'ildi. Çünkü şeriyette kasas degen narsa var. Urusda bitti, uruşki izin verildi. Doppaslaşkemez 8 metrelerde. Sökse sökşki izin yok. O uruşke bitti uruşam, kazı bilen bolet, kazı etet senin bitti uruval deydi. Bırak sökse sizem sökedigen bu ses, o bir kıl adamsız. Adi dese, badi deseyiz, anadan sökse, atadan sökedigen bu ses, ki o adam yaman mı yaşlı diyor mu? Sizden bir kıl adamız. Tabiyetiyle bir kıl, içiyle bir kıl necaset bulur. Fakat kim birinci başta gelin? Ortadaki talisiyle. Sen birinci başta din diye. Ama kelesin hem içi de kirlik bulur. Ne kılın şeriat bu içi? Şeriat bu içi o adam çünkü bu adam indirme turuladı mı? Yok. Arz kurtarıladı, o darreydi. Kayıtıp sökmedi gibi bulur. Bidaatçı deyip sökse, ya ki kafir deyse, 20 darla vururlar deyildi. Bazı kitaplar. 20 darladan ki 2-3 gün yatadı o, belin üstüne. Ana şimdi kılıp şeriat kişilerini himaye kılıyor. Siz özünüzü himaye kılmakçı bu siz, umurlar bakıl sökmeyiz. Şimdi yol tuttun ki, o kendisini sökmeyi diyen bu. En az kazıyı kurtaramayız. Dedim şimdi yol tuttun ki, o siz sökmeyi diyen bu. Zeynur Abidin, Hazreti Ali'nin nebireleri, nebireleri, o kişiye bir kişi daşından beri koptu, bir gün. Sen o sen, sen bu sen, deyip koptu. İndi meyiş Türklerden, ahirge etkenden ki, birader rahmetsiz gel. Şunçeli tanıyırken siz ben şunca rahmet. Ama lakin ben bir, aslı men kançeliyim ben, özümü bağırımca tanımarken siz. Ben siz etkenden mi adamın uzun aslı? Yani polan sıfatlarım var. Siz bilmezken su üstü etkenden mi adamın? Lekin şunçeli tanı geldiniz için ben sizge mükafatım var dediler. Egnedeki çaparını geçip, yanındaki hem yanına hoş verdiler. Ali adam, eşhedü enneke veledü Resulillah. Güvali belirmen ki senin Resulullah'ın evladı desen, başka adamda bu. Bu netice, bu cevap bulmaydı. Şimdi uşağı adam durumu, Zeynel Abidin'in sökülmeydi. Bir ömür vakti edeyim. Ben ne kısa kısın deyken tek olmasın. Azar verin, azar vermezsiniz belki. Azar vergenle azarını kötülersiniz. Ve onu kayıtlı azar vermezsiniz ki ap gelersiniz ondan. Bir adam ikinci adamı sökerse hem kalap durmayın. Azarga razı olmayın. Zulümge razı olmayın. Ortada onu adalet oruna çıkıyor. Ortaya kirişeyim. Araya kirişeyim. Bana şunda kişi hakiki Müslüman olur. Şöyleyim. İttakillâhe bi ta'ati ve ati'illâhe bi takva. Bu kaide. Özümüz gözümüz koyalımız. İttakillâhe bi ta'ati ve ati'illâhe bi takva. Ne dedi yani? İttakillâhe bi ta'ati. Allah'a takva kıl, ta'atı bilir. Bir ta'at kılış bilir. Özünce takva kılma. Özünce takva yeseme. Belki Allah'a itaat kılış bilen takvali bol. Ve ati'illâhe bi takva. Allah'a itaat kıl. Çünkü ki yüzdekimez. Belki takvası bilen korkup kıl. Allah Teala'dan özünü onun ikabiden saklaş ruhu bilen kıl. Yani kör kör ona kılma. Bu hep cüdekette kaydı. Birincisi yani Allah'a itaat kılış bilen takva kılır. Bazı adam özüce takva yeseydi özüge.
bazı narsalar bir ulgu veredi. Ondan köre ketten narsalar kop ketedi. O kişide itaat doğru şekillenmeyen olsa takvali bulalım. Şöyleyim. Kendisi itaat kıl, lakin yüzeki bulmasın, takva bulamaz. Ve kuffe yedeke an dimâil muslimin. Müslümanlarının kanından kolini tiy. Yani Brown'u öldürme. Ya ki Brown'un öldürülüşüge sebep bu kama. Brown'a zulüm kılma. Zulümge kalışıge sebep bu kama. Bir hadis şerit edebilir ki, kimi ki bir Müslümanın öldürülüşüge yarımda söz bilen bulsa hem aralaşıp kosa, sebepçi olup kosa, yarımda söz bilen bulsa. Kıyamet günü ikkala kaşının ortasıge, peşanesige Ayyisun min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden naumid deyip yazıp hap gelinedi. Bir Müslümanı öldürsemez, öldürülüşüge sebep bulsa, sebep bu kısa. Velev bi şatri kelimetin, yarımda söz bilen bulsa. Kıyamet günü Allah subhanahu ve ta'ala'nın rahmeti coşugen bulur. Siz dünyada böyleyken, sazı böyleyken bütün yakşilikler Allah'ın rahmetinin yüzden birini taksim eden. Allah bu yüzden birine yani 99'unu koşup durup ahirette berçe bendelerini rahmetine alır. Uşa rahmet coşup duruyen bir peyitte Allah Ta'ala'nın rahmetinden naumi kesilgen diyen manada peşinesi ki ayyisun min rahmetillah diye yazıp abdillah diye. Bir müminin, bir insanın nahaktan ölümüne sebep olsun. Şu cedepler ki, Müslümanlarının kanından kolini tiy. Bu yerde biz de nükte alalımız. Hazırki zamanlı muammalarından. Bu kişi demek ki bu gapta etkiler. Bu kişi şu devirde bu kişi havaricilerini kör gelirler. Havariciler İslam tarihindeki en birinci taifeler bulur. Ulan Kur'an-ı Kerim'in zahırını okup, ayetlerini, uzlarını fikri bilen tabir kılıp, özünün fikri bilen telkin kılıp Kur'an-ı Kerim'in özünün maksat eden başka nesneki işletediği adamlar bulundu. Hazreti Ali'ye karşı çıkışken, Hazreti Ali'nin kafir değişken, sahabalara karşı çıkışken birinci çıkan tayfalarını. Şu ular günah kebiri kıyan adam mı? Kafir deyip, kanunu helal deyip öldürüşe uğruyor. Habab ibn Alat raziyallahu anh'ını öldürüp yanında bir ayol bırakın, çöresi ya ki ayol. Bir rivayette çöresi değilken. Onu hem öldürüp, karnını da balası bırakın, karnını yarıp, balasını alıp, balasını hem öldürürken. Ayolu soyup, karnından alıp, balasını hem soyuşken. Sahabe-i kiram mı? Kim ketip, kaytip ketiyetse, garakta hurma pişirirken bir tanesi alıp yerse, ikincisi katelermiş. Yeme haram diyor. İşte adam öldürüp koyuyor. İşte adam öldürüyor. Bir adam şimdi takva kursatı. Hani şimdi bozuk tabiyetli kişiler oluyorlar. Haziran bak. Haziran havarış tabiyetler sirap. Müslümanların anmasını müşrike çıkarıyorken, bidatçıya çıkarıyorkenler şunlar havarışlar oluyor. Her derslerine şirk deyip şirkofobiye verilgenler 95% Müslümanını zelalette de hüküm çıkarıp İslam'dan ban uğrayıyorkenler şunlar havarışlar oluyor. Diyor ki havarış tabiyetler. Bunlar yani biz özümüz yakın tarihte köyledigen bulsak asasen kolye kural alıp köşeye çıkkanıge yarım asır olgen bulsa bir tek kapırda öldürgeni yok. Fakat Müslüman öldürür. Müslümandan kapır yese Müslüman öldürür. Hazır geçe şu. Şuriken cihad değildi. Müslümanın kanunu töküştü. Özlerine işte mankurtlar yese gel. O şey de orada hem o havarışlar bu muallif devrede mi bu geldi? Çünkü yukarıdaki hadisten kep çıkıp ayet koyabilirler ki azar veriş hem mümkünmez. Şundayken Müslümanların kanından koruyun dediği. Bir adamın kafirliği 99'da delil bulsa bir de zayıf delil bilen Müslümanlığı'ya hüccet getirilirse Müslüman deyip kararlar. Abul aksince 99'da delil var. Müslümanlığı diye. Bir gene bir şubha var, onun kellesi de uyan. Bu adam akidede buzulgen, yani ki
bosh qo'ygan degan bahanas. O'shun bilan kofir deb qatl qilishga joiz yo'q. Xavorij tabiatlar. Rasul akram alayhi sallatu vasallam bularni ta'riflagan paytlarida islomga kirib chiqib ketishadi, islomdan hech qanaqa bahra olmasdan chiqib ketishadi degan. Qur'onni o'qishadi. Tomog'idan pastga o'tmaydi. Namozini ko'rib, o'zingizni namozingizni kam sanab qolasiz. Ro'zasini ko'rib, o'zingizni namozingizni kam sanab qolasiz. Ro'zangizni. Shunaqangi ibodatga berilgan bo'ladi ba'zilar. Lekin tabiati xavorij bo'ladi. Musulmonlarni shirkda, kufrda ayblaydiganlar bo'ladi. Va ular bilan jang, ularga qarshi qilich ko'taradiganlar bo'ladi. Ularni ko'rganimda Ad qavmini Alloh qanday halok qilgan bo'lsa, qirib tashlagan bo'lsa, shunda qirib tashardim deydi. Ajunda xavorijlar hozir ham seyroq. Ba'zilarining qo'lida qurol yo'q, faqat ojizligi uchun xavorijlik yuzaga chiqmayotgan bo'ladi, lekin fikri, aqli xavorij bo'ladi. Musulmonlarning hozirgi musulmonlarning 90% ni kofirda, kufrda, shirkda ayblaydi yoki bid'atda ayblaydi. Hammasini adashgan deydi. Hozirgi 90% ni ham 95% o'tgan 1000 yillik tarixini ham hammasini zararlat deydi. Mana shu darsda Ash'ariylar adashgan, Maturidiylar adashgan deb boshlayaptim darsni. O'sha odamlar mana shu xavorijlar bo'ladi. Negizi. Ba'zi fikrlarda bir-biridan farq qilishi mumkin, lekin negizi shundan kelib chiqadi. Ya'ni asosiy alomatlardan biri. Shuning uchun bu kishi tayyorlayaptilarki, qo'lingni musulmonlarning qonidan tiy. وَبَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَرْنِنْنُ اُلَرْنِ مَالَّرِدَنْ تِي وَلِسَانِكَ عَنْ اَعْرَضِهِمْ تِلِنْنُ اُلَرْنِ شَانْلَرِدَنْ عَبْرُولَرِدَنْ تِي Ularını şanlardaki abrularına tekiz mi? Bırakta Müslüman. Bırakta Müslümanını kemsizli bunu hakaret kılma. قَرْنِنْنُ اُلَرْنِ مَالَّرِدَنْ حَالَ تُتْ قَرْنِنْنِ تِي Yani bırakın malını yeme bir kârda. Ne haklı. Bana biz yaşlılarımız sarımsoq yegan, piyoz yegan odam masjidga kirishi nima? Makruh. Juma kuni cho'milib borish sunnat. Ha, og'izlarni yuvib borish, cho'milib borish sunnat. Nima uchun desa, badbo'ylik yonimizdagi odamga yetib ozor bo'lmasligi uchun. Islomning musaffoligini ko'ring, odamiyligini ko'ringki, yoningizdagi insonga sizdan yetadigan, bexosdan yetadigan, masalan, hid bo'lsa, o'shandan ham qaytaryapti. Jamoatga borish sunnat muakkada. Og'zingdan hidini ketkizmasdan, o'sha sassiq hid ketkizmasdan kirma masjidga deyaptilar. Islomdagi soflikni ko'rdingizmi? Musulmonning naqadar ezgu bo'lishini ko'rdingizmi? Nafaqat so'z bilan, nafaqat qo'l bilan yo boshqa vosita bilan, hatto yoqimsiz hid bilan ham birovga azob berishi mumkin emas musulmonni. Shu qadar pok bo'ladi. Shu qadar ezgu bo'ladi. Shu qadar odamiy bo'ladi musulmon. Haqiqiy musulmon. Ammo oyatdan gapirib, hadisdan gapirib boshqalarni so'kadigan bo'lsa, kishilarni haqorat qiladigan bo'lsa, u odam islomni qalqon qilib olgan o'ziga soxta musulmon. Haqiqiy musulmon emas u. Namoz o'qishi ham mumkin. Ammo uni nafsi hali musulmon bo'lgan emas. Ha, mana bu ma'nolarni bu kishi aytmoqchilar. Va hasib nafsaka fi kulli khatratin. Har bir xayolinga kelgan fikrda xotira deb o'tgan safar aytdiga hajis bir kelib ketgan narsa. Xotira takroran kelgan narsa. Xayolinga kelgan narsada o'zingni bir muhosaba qil. Nima uchun bunday deyaptilar? Xayolingizga ko'pincha behosdan keladi bir gap. Nimaga shunda muhosaba o'zingizni o'zingiz hisob kitob qilishingiz kerak? Nimaga buni o'ylayapman? Bu hayol nima uchun keldi? Yomon bo'lsa istig'for aytishingiz kerak. Rasul akram alayhissalotu vasallamning ma'zumliklari zikrida keladiki, gunohni o'qish qilmaganlar hayollariga ham kelmagan deydi. Nafslari ham istagan emas. Ana shunday ma'sum pop bo'ladi. Lekin bilan bizda bu qoladi. Xatoyimiz ham bor, gunohimiz ham bor. Kamiga endi hayolimizga kelgan narsalarni hisoblaydigan bo'lsa agar uyatadigan darajada. O'shalarni hisob qil. Hali tilingdan chiqqan so'z, ko'zing tushgan narsa, qo'lingdan sodir bo'lgan ish uyoqda tursin. Qalbingga kelgan xotirga kelgan narsalarni ham bir muhosaba qil, hisob kitobga ol.
yaxshisiga shukr qilasan, yomoniga istig'for aytasan, u o'zingni o'zing koyisan. Nima uchun? Birinchidan, o'sha yomon fikrlar amalga oshmasligi uchun to'yinki daftaringga yozilmasin. İkincisinden kalbinde yaman fikir, bir günah kılış ya bir yaman güman kese kalbinde bir daha bulur. Daha onu muhasebe kılıp kaydetmesin. Hala amel başmayı durup ben kalbinde daha bulup düşken bulur. Üçüncüden sen yaman fikirlerini kelişi bilen kaydetmesin. Ula hala amel gelene. Dördüncüden ne için muhasebe kılıp o yüz kalbinizdeki yerine sen hısa kılışız gerek. Çünkü kalbimizga agar bir yomon fikr kelsa, aniqki bizda bir yomonlik bo'ladi asli. O'shundan keyin bo'ladi. Bexosdan keladi. O'sh bexosdan kelishining sababi bizda asli qaysidir gunoh bo'ladi. Qaysidir yomonlik bo'ladi. Qaysidir yomonlik bizni xayolimizga yomonlikni chaqiradi. Shuning uchun hisob-kitob qilishimiz kerakki, o'zimizni qaysi yomonligimdan menga bu fikr kelyapti? Qaysi gunohimdan menga bu hayal bu xotir kelyapti. Taftish qilishimiz kerak va o'shani bartaraf qilib istig'for aytishimiz kerak. Abu Tolib Makkiy aytadilarki, bu kishi Abu Hurayra alayhi rahmat qutul qulubdan bir iqtibos keltiradilar. Aytadilarki, hayolga kelgan xotirlarning, o'ylarning taqsimi va tafsiloti yo ismlari haqida deb gap boshlaydilar-da. Oşu xotirga kelgan narsalar turlicha bo'ladi. Yaxshi ishni qilishga bir xayolingizga bir so'z kelsa, yaxshilikni falon ishiga bir xizmat qilib qo'yaymikin? Falon hadiya qilib qo'yaymikin? Ha? Falon ishiga bunday qilsam, bugun bir tahajjud o'qisam, bugun bir Qur'onni ko'proq o'qisam, bugun bir kitob o'qisam degan narsa qalbingizga keldimi? Yoki bugun bir 100 ta istig'for aytaman, 1000 ta istig'for aytaman. Qaysidir yaxshilik keldimi? Yoki bugun palonchiga yordam beraman. O'sha ilhom deydi. Yaxshilik xotir nima deyiladi? Qalbga kelgan ilhom deydi. Yomonlik xayoli kelsa vasvasa deydi. Har bir insonga bitta farishta biriktirilgan bo'ladi va bitta jin, shayton biriktirilgan bo'ladi. Farishta yaxshilikka chaqiradi, yaxshilikni eslatadi. Shayton, jin yomonlikni eslatadi. Qaysi biriga ko'p quloq solsangiz, o'shani ilhomi yoki vasvasasi ko'payib boradi. Farishtaga ko'proq quloq solsangiz, uni ilhomi kuchayadi, shaytonning vasvasasi pasayadi. Shaytonning vasvasasiga quloq solsangiz, uni vasvasasi kuchayib, shariatni, farishtaning ilhomi kamayadi. Shunga qarab kishi solihlikka qarab yursa, ko'p borgan sari solih bo'lib boradi. Yomonlikka qarab yursa, tolihlikka yomon borgan sari tolih bo'lib yomon bo'lib boradi. Halen salih bo'ling, halen talih bo'ling. Shuning uchun inson bir gunohga botganda botib ketaveradi, ketmaydi. Nimaga? Farishtaning ilhomi pasayib bunga ta'siri shaytonning, iblisning, jinning ta'siri kuchayib boradi. Shuncha deblarki yaxshilikka bo'lgani ilhomdir. Yomonlikka bo'lgan o'y, xotir vasvasadir. Qalbga qo'rquvdan kelgan tuyg'u hassos deyiladi. Endi bir yaxshilikni qilish taxmini va qasdi tug'ilsa, buni niyat deyiladi. Endi agar bir muboh narsalarni, oddiy ya'ni kishi istagan narsalarni, mashina olish, uy qurish o'xshagan muboh narsalarni o'ylari kelsa, o'sha narsalarni bir tadbiri haqida o'y kelib, umid paydo bo'lsa, buni nima deydi? Umniya orzu deydi. Qalbiga kelgan narsalardan-da bu ham. Oxiratni eslashdan qalbida bir xotir kelsa, bu tazakkur yoki tafakkur deyiladi. G'aybdan yaqin ko'zi bilan bir narsani ko'rsa, ya'ni g'ayb olamidagi haqiqatlardan birortasini u kishi anglasa, topsa, mushohada deb aytiladi bu. Endi odam bir narsani o'zi ichida gapirib, bir narsani qasd qilib yursa, uni ham mun deyishadi. Ham deyishadi. Endi kishida odatlarda va ba'zi bir shahvoniy istaklardan bir xayol kelsa, buni lamam deyiladi. Lamam.
اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَنْ Kette günahlardan ve fahşişlerden uzlarını çette tutadigenler. Yani o şeylerine Allah-u Teala mükafat verir dedi ayette. Ve megerem lemem yani bir hastan oy kip kasa yani ki bir yengil kiçkine bir hatır sadır bosa onu lemem diye de Allah-u Teala keçirirdi inşallah. Çünkü razı olmasa eğer. Bana şu yukarıda etkilerin hemmesini bitti kalıp havatır yani ki hatırlar deyip ayetişler dedi. Şimdi bu yerde yani bir nükte muallif ittaqillaha degan sözünü ilzam ittaqva dedi. İlzam taqvallah diye başladılar. Ondan keyin ittaqillaha bi taati ve ittaqillaha bi taqvahu dedi. Ortada el muslimu men selimel muslimun keltirganlardan bular taqva sen oylama fakat yemek içmekte uzunu tiyiş. Bu şubhadan. Belki bana şu birovga azob berishdan uzunu tiyiş ham taqvadır. Bu asosiy takvodur deb aytmoqchi bo'ladilar. Alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin. Bugungacha shu miqdor bilan kifoyalanamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.